Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz özel yapım flanş alternatördür. 12 adet burada mıknatıs, 12 adet burada mıknatıs vardır. Ve ortada ise normal sargılar vardır, yani bobinler vardır. Şimdi biz bunu başka bir motorla, çamaşır makinesi motoruyla kaç devirde ne kadar elektrik verdiğini, ne kadar amper verdiğini sizlere göstereceğim. Şurada gördüğünüz fosforlu bant vardır. Tabii bunu böyle işaretledim. Lazer takometremizle kaç devirde ne kadar elektrik verdiğimi sizlere göstereceğim. Eğer isterseniz bu lazer takometreyi de şu şekilde çantası ve kutusuyla beraber, şu fosforlu bantlarıyla beraber de ayrıca isteyen arkadaşlara gönderebilirim. Şimdi bunu devir ayarlı burada dimmerimizle döndürüyorum. Şu anda bakın yavaş yavaş dönmeye başladı. Tabii bunun çıkışı, bu alternatörümüzün çıkışı 3 fazdır. Şöyle göstereyim. 3 fazdır. Alternatif akım çıkarır. Bu 3 faz alternatif akım. Şöyle gördüğünüz gibi özel Çin'den getirdiğimiz 40 amperlik 1000 voltluk normal köprü diyot diyeyim artık rüzgar türbinleri için. 3 girişli olan bir köprü diyot bağladım ve bunun çıkışı artı eksidir. Bunun çıkışına şu şekilde 50 wattlık halojen ampul bağladım. Tabii aynı zamanda da multimetremiz devrede. Şimdi çalışmaya devam edelim ve aynı zamanda da devrini de ölçeceğiz. Voltu da göreceğiz. Şu anda döndürdük. Evet, ampulümüz yandı. Voltajımız 1 saniye. Evet, voltajımızı da görüyorsunuz. 12, o 15 fazla çıktı. Şu anda aküyü şarj ediyor. 12,60, biraz daha hızlandıralım. Evet, 13, 14 volt, 14,2. Gayet güzel. Yalnız yine kablo, şu sarı kablo çıktı. Kaç devirde olduğunu görelim. Evet. Devri görüyoruz. 337 devir. Evet. Tekrar bakıyorum. 340, 339, 340 devirde gördüğünüz gibi 14,50 volt ve 50 wattlık halojen ampulü rahat yaktığını gördük. Şimdi sizlere şu gördüğünüz 24 voltluk, 60 wattlık özel ampullerle test edeceğim. Onlarla da göstereceğim. Bunlar özel ampullerdir. Yatlarda kullanılan, bakın 60 watt, 24 volt özel ampullerle. Şimdi onu bağlayıp sizlere onu da test edeceğim. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi 24 voltluk, şu gördüğünüz yatlarda kullanılan 60 wattlık iki tane ampulü bağladım. Evet, şu anda yavaş bir şekilde dönüyor. Voltajımızı görelim. Evet, arttıralım şimdi. 27 volt demek şarj ediyor demektir. Evet. Şu anda 24. Evet, şimdi devir ölçelim. Devir ölçelim. 600, 580. Tabi bu kayış sesi gerçek olduğu için. Tabi kayış sesi. Biraz evet devir verelim. Evet, 712. 712 devirde. Evet, 712 devirde de 27-28 voltu vermektedir. Yani 12 voltta kullanmanızı daha iyi tavsiye ederim. Bu flaş alternatör bu şekildedir. Fakat tabii bu motorumuzun gücü de az olduğu için kayış sistemiyle de tabii zor döndürdük. Sesi de duydunuz. Bunu projelerinizde rüzgar türbini olarak da kullanabilirsiniz. Projelerinizde başarılar diliyorum. Teşekkürler.